Bosna Hersek'teki Stav dergisine mülakat veren İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Filistin için uluslararası her platformda mücadele etmeyi sürdüreceklerini belirterek, İsrail'in bu hukuk tanımaz tavrının son bulması için ne gerekiyorsa yapacağız. Mücadelemiz Filistin tam anlamıyla özgürlüğüne kavuşana kadar sürecek, diye konuştu. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin Altun, hiçbir insani ve kutsal değeri tanımayan İsrail, terör devleti olduğunu bir kez daha gösterdi. Müslümanlar için mübarek bir ayda, Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da ve Gazze'de Filistinli kardeşlerimize alçakça saldırılar gerçekleştirdi. Aralarında çok sayıda çocuğun da olduğu yüzlerce Filistinli şehit oldu. Yüreğimizi dağlayan, bayram sevincimize gölge düşüren bu fütursuz saldırıları bir kez daha lanetliyorum, değerlendirmesinde bulundu. Türkiye, Bosna ve Hersek'in siyasi birliği ve toprak bütünlüğünden yanadır. Bosna ve Hersek'in huzur ve istikrarına çok büyük önem veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da farklı zamanlarda dile getirdiği gibi Türkiye, Bosna Hersek halkının huzuru, refah ve kalkınması için her türlü gayrete destek olacaktır. Bosna ve Hersek'in parçalanmasını Bosna ve Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin Sırbistan'a bağlanması ve Kosova'nın Arnavutluk ile birleşmesi gibi maddelerin yer aldığı bu belge kabul edilemez. Bu tür tartışmalar bölge ve Avrupa için oluşturduğu tehlike ortadadır. Yeni krizler yaratmaktan başka hiçbir şeye yaramayacak, bu tür girişimlerden kesinlikle uzak durulmalıdır. Bölgenin yeni krizlere değil barışı ve istikrarı perçinleyecek girişimlere ihtiyacı vardır, dedi.